Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Karadeniz Vakfı'nın değerli başkan ve üyeleri, sayın milletvekilleri ve yine uzaktan katılım sağladığı bilgisini aldığımız Kuzey Makedonya eski Cumhurbaşkanı Sayın Ivano, çok değerli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yedinci Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle İstanbul'da buluşmaktan mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kongre için yurt dışından ülkemize gelen, yine biraz önce de ifade ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı anladığımız kadar gelemediler ama uzaktan da olsa katıldıkları için tüm misafirlerimize yürekten hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başarılı dileklerini iletiyorum. Karadeniz Havzası'nda barış, güvenlik ve işbirliğinin farklı boyutlarda ele alınacağı kongrenin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Avrasya'nın tam merkezinde yer alan Karadeniz bölgesi, yüzyıllardan bu yana küresel gelişmeler açısından stratejik alanlardan biri olmuştur. Karadeniz hinterlandı, bugün de doğal bir jeopolitik merkez ve ticaret yoludur. Bölgede ticari hareketliliğin Hazar Denizi'nden başlayarak Avrupa'ya doğru yayıldığı çizgide Karadeniz, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına açılabilmesi için küresel bir işlev üstlenmektedir. Karadeniz'de 1695 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemiz, deniz bağlantısıyla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'la da yine denizden komşu durumundadır. Biz bir iç deniz olan Karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 462 bin kilometre kare mavi vatan satımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için Türkiye olarak önemli sorumluluklar üstlenmekteyiz. Ancak Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna yine yürekten inanmaktayız. Bu açıdan Karadeniz interlandında işbirliği imkanlarının Kafkaslar ve Balkanları da katarak ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi yönlerden ele alınacağı bu kongreyi son derece önemli buluyoruz. Tespit ve önerilerinizi de yakından takip ediyor olacağız. Değerli katılımcılar, Mavi Vatan'ın önemli bir parçası olan Karadeniz'de çok taraflı diyalog ve işbirliği yönündeki gayretlerimizi bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürüyoruz. Yani Karadeniz'de bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine bölge ülkelerinin kendi içinden çıkabileceğine inanıyoruz. Karadeniz Havzası'nda yeni fırsatların oluşması açısından da yaklaşımımız budur. Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olarak anılması için bölgede ülkeler arası karşılıklı ticaretin ve yatırımların artması, kültürel ilişkilerin ve turizmin gelişmesi, ikili ve bölgesel sorunların ülkelerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği, hakkaniyet ve meşruiyet çerçevesinde çözülmesi ve sivil toplum kuruluşlarının ve bölge üzerinde çalışan KASAM gibi merkezlerin çalışmaları vesilesiyle komşuluk dayanışmasının güçlenmesi için Türkiye olarak
gayret sarf ediyoruz. Karadeniz Havzası'ndaki ülkeleri ortak paydada ve aynı masa etrafında bir araya getiren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİ bu açıdan önemli bir platform. Geçen yıl Kuzey Makedonya'nın katılımıyla üye sayısı da 13'e yükselmiş durumda. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz KEİ bünyesinde çevre, kültür, turizm ve denizcilik gibi alanlarda projeleri hayata geçiriyor ülke olarak, ülkeler arasında, üye ülkeler arasında özellikle bağların kuvvetlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.